Yeni bir core update başladı arkadaşlar. Diğer yandan zaten bu bilgi Search Console'un resmi Twitter adresinde de paylaşıldı. İlgili bağlantıda çok fazla bir bilgi yok yani mevcut çekirdek güncellemesiyle alakalı. Çekirdek güncellemeleri yani core update dediğimiz bu güncellemelerde Sıralamalar çok anlık olarak değişir. Bazı web sitelerinin arkadaşlar hitleri bir hafta öncesine oranla mesela ciddi manada artabilir. Bazılarınki düşebilir. Bu tarz durumların yaşanması oldukça normal. Diğer yandan Google'ın resmi hesabından da paylaştığı üzere güncellemenin arkadaşlar 2 hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Güncelleme esnasında böyle sitede çok radikal değişiklikler yapmamanız önemli. Onun dışında ilk izlenimim olarak şunu söyleyebilirim. Bundan yaklaşık 6 ay önce Featured Snippet dediğimiz yani sıfırıncı sıra olayı diğer web sitelerimde kalkmasa da Cosmorg'da arkadaşlar tamamen kalkmıştı. Yani şöyle bir durum olmuştu. Biz işte ilgili anahtar kelimede Featured Snippet'taydık. Daha sonrasında Featured Snippet tamamen iptal oldu. Biz birinci sıraya geriledik. Ama ilgili anahtar kelimede Featured Snippet'a herhangi bir web sitesi de yerleşmedi. Yani sıralama kaybetmedik ama bizim birinci olduğumuz anahtar kelimelerde arkadaşlar featured snippet olayı tamamen ortadan kalktı. Şu anda featured snippet'a yerleştiğim yine bazı anahtar kelimeler oldu. Ve bunun dışında arkadaşlar bu yorum snippet şaması bir önceki videomuzda anlatmıştık. Bunlar her ne kadar arkadaşlar search konsolda gözükse de sert sonuçlarına yansımıyordu. Artık bunlar da yansımaya başladı. Yani bu... Mesela gizli sekmeden işte sert sonuçlarını falan kontrol ettiğimde sert sonuçlarında yıldızların çıkmaya başladığını gördüm. Yani şu ana kadar işte 25 Mayıs'tan bu yana yani güncellemenin başladığı tarihten bu yana tabii ki konuşmak için çok erken. E, bu iki değişikliği fark ettim. Yani özellikle Kozborg üzerinde bunu fark ettim. Diğer yandan şöyle ki arkadaşlar Uzun zamandır mevcut itimiz 2K seviyesindeydi. Bugün itibariyle 2.5K seviyesine çıktı. Organik aramalardan gelen arkadaşlar yani günü oranla veya diğer günler oranla 700'ün üzerinde bir hit artışı yaşadık sadece organik tarafta. Mesela daha önce işte 4. sırada olduğumuz, 3. sırada olduğumuz veya 6. sırada olduğumuz anahtar kelimeler birden arkadaşlar Features Snippet'a veya birinci sıraya falan çıktı. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela sigma kuralları bizim trend kelimelerimizden birisi. Bunu trend kelimeler nasıl bulunur adlı bir videoda anlatmıştık. Sigma kurallarını arkadaşlar biz dördüncü sırada falandık. Akşamın şu anda olduğu yerdeydik. Akşam bizim üzerimizdeydi. Birden arkadaşlar Featured Snippet'a çıktık biz. Yani güncelleme işte duyuruldu. O gün ben böyle bir yavaştan sıralamaları kontrol etmeye başladım. Birden arkadaşlar Featured Snippet'a çıktık. Zaten bugün hitimizin en çok artmasının sebebi de arkadaşlar bu. Yani dördüncü sıradan trend bir kelimede, arama hacmi yüksek olan bir kelimede Featured Snippet'a çıktığımız için hitimiz ciddi manada arttı. Mesela Windows 10 kelimesi uzun zaman dördüncü, beşinci sıradaydık. Bu kelimeye girdiğimden bu yana ilk kez 3. sırada gördüm kendimi. Yani gün boyunca 3. sırada kaldım. Mesela yakın zamanda girdiğim bir içerik bu. Yaklaşık iki haftaya olmuştur ya olmamıştır bu içeriğe girdim. Zaten Windows 10 orijinal yapmada biz birinci sıradaydık. Bu içerikte de arkadaşlar 6. 7. sıradayken birden yine Featured Snippet'a çıktık. daha önce mesela bu içerikte ben güzel sıralama alamadığım için bu içeriği silmiştim. Sonradan bir biraz daha SEO uyumunu arttırdık biz bu içeriğin. Girdik arkadaşlar. Bu içerikte de mesela direkt 9. sıradan falan sıralama aldık. Şu an 6. sırada falanız. Yani bu kelimenin de aylık arama hacmi fena değil. Semraş'ın arkadaşlar sensor adında bir serp sonuçlarındaki işte sıralama değişikliklerini takip etti. Ona göre bir skor çıkarttı. Şu anda arkadaşlar ciddi manada bu şey yükseldi. Yani gördüğünüz gibi şu an 10 üzerinden 9.4 seviyelerine kadar geldi. Mesela geçen haftalarda en yüksek 7.7 seviyesini falan görmüştü. Tabii ki şu anki Veri arkadaşlar Türkiye aramaları için geçerli değil. Gördüğünüz gibi United State'deki arama sonuçları için geçerli bir durum. Çünkü buradaki mevcut ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Diğer yandan mesela diğer ülkelere falan baktığımızda da sensörün durumu arkadaşlar aşağı yukarı aynı. Yani genel manada bir cidden sıralamalarda ciddi değişiklikler söz konusu. Şimdi videoyu toparlamak gerekirse yani bu güncellemelerde sitenizde ciddi bir hit kaybı olabilir, ciddi bir yükseliş olabilir. Güncellemenin sonuna doğru mesela sitenizin mevcut trafiği aynı seviyede devam edebilir. Burada çok panik yapacak bir durum yok. Çünkü güncellemenin tam detayları arkadaşlar aktarılmadı. Güncellemenin detayları bittikten sonra yani işte SEO uzmanlarının bu konudaki fikirlerini aktarmaya başladıktan sonra biz bu çıkarımlardan yola çıkarak size şeyi paylaşacağız. Yani bu güncellemenin detaylarını da Yine hem yazılı olarak hem videolu olarak aktarmaya çalışacağız. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.